Ama önce kara harekatı Cem ne bekliyorsun? Yani nasıl bir tabloyla karşı Şimdi karşıyayız? Acaba not katılır mısın siyasetin diplomasinin şekillenmesi mi bekleniyor <laughs> kara harekatı için? Ee, sen de yoksa Akif gibi mi düşünüyorsun? Lokal bir taktik mi olacak? Neyle karşılaşacak? Yani teknik olarak ya hani bunları Sadece. bilmek çok mümkün değil ama ben topladığım notları geçen haftaki cumartesi de Amas'ın saldırılarından sonra başlayan olayı söyleyeyim bir kere bu Mossad efsanesi bu filmlerde anlatılan, kitaplarda anlatılan bir efsanedir. Ben bunu çok anlatmaya çalıştım zamanında. İşte Nazileri yakalıyor, onu yakalıyor. Yakalıyor ama Avrupalılar destek verdiği için ya da Arjantin'deki hükümet destek verdiği içindi. Mossad'ın uzun zamandır aslında belli konularda kağıttan kaplan olduğu çok söyleniyordu. Bunu mesela David Petraus, eski CIA başkanı çok söyledi, yazdı. Evvelsi günde ben onu o 60 dakika programda bir gün önce o vardı Biden'dan önce. Mesela fakat bastı diyor. Yani onun lafı yani diyor hiçbir şey tahmin edemedik diyor. Şimbet mesela ama Şimbet'in komutanı Ronen Bar. Biz diyor bunu öngöremedik. Çünkü diyor öyle bir örgütlenmişler ki diyor 3-4 sene. Yani işte sabahleyin geldiler. O işte her yeri ele geçirdiler. İşte derinlik komutanını yakaladılar. İki Mossad ajanı da yani o ellerindeki 250 rehinin 3-4'ü Mossad ajanı. Onları alıyor. Şimdi siz güçlü devletsiniz güya anlatıyorsunuz ama istihbarat teşkilatınızın adamlarını alıyor adam. Veya işte derinlik komutanı ki şimbete bağlı bir yapı. Dolayısıyla burada hani efendim İsrail kasıtlı buna müsaade etti yapmıyor. Bu böyle diyenler bence İsrail'i abartıyor ve veya Amerika'ya çalışıyor ya da işte İngiltere bu işin içinde Amerika bu işin içinde değil. Yani baya baya İsrail öngöremedi. Fark edemedi. Bunun sebepleri var. Birincisi Ama Hamas öngördü, değil mi? Öngörmüş olmalı İsrail'in bu atağını. Bir de böyle aha, de bir soru var. Hamas o soru da şöyle, galiba bakın. tarihte yerini alacak. Ali Barakan'ın bir lafı var, Hamas yetkililerinden, yöneticilerinden. İcatlar ihtiyaçtan doğar. Ben bu sabah kendi bültenimde vermiştim. Diyor ki biz mesela 40 bin mermi yapmış adam. Bakın o Gazze'de orada kendini Elcezideki beyanını okuyorum. Yani 40 bin mermi yaptık diyor. İşte tüfekler, silahlar yapmış. Bir kısmını muhtemelen Suriye'den ve İran'dan aldılar. Öyle görünüyor. Ama buna 4-5 yıl çalışmışlar. Yani baya baya oturmuşlar. Nereden nereye gireriz? Demir kubbeyi nasıl yorarız? Yani Şerif Mardin'in dediği ayrıntıyı bilmeyen komplo yapar. Bu aşırı bir İsrail işte övgüsü. Bir de bunu bazı Müslüman arkadaşlar da söylüyor. Hani ya bu işte böyle yapa yapa İsrail kendini olduğundan fazla abartıyor. Yani dolayısıyla bence burada hiçbir şey öngöremedi İsrail. Faka bastı. Ve şu an bence Gazze ne olduğunu da bilmiyor. Mesela tüneller deniyor. Biz de yabancı medyadan ve bizim kendi Anadolu Ajansı'ndan, El Cezire'den, diğer yerlerden bakıyoruz. O tünellerin altında ne olduğu da bilinmiyor. Çünkü bir şey öngöremiyor. Ama benim bildiğim bir şey var. 14 Temmuz 2006, 16 Ağustos 2006'daki e, Hizbullah İsrail Savaşı'nda e, İsrail, Hizbullah İsrail'e kök söktürdü ve barış istedi İsrail. Orada hatırlayın barış istedi. Bizim 650 ölümüz var dedi İsrail ama gerçekte Fransız medyası yazdı. Ee, 1200 ölüsü olduğu ortaya çıktı İsrail'in. Şeyin de o kadardı. Hizbullah'ın da. Yani dolayısıyla böyle kara savaşında ben İsrail ordusunun çok iyi olduğu kanaat değilim. Çünkü kimseyle savaşmıyor. Karşısında bakın 269 tane F-35'i, F-16'sı pardon, 100'e yakın F-15'i, F-35'leri, 2400 tane tankı ki bunların da bazıları kendi tankı yani... Merkava adı verilen kendi tankları. Bunları olan karşısında da işte kuş lastiği sapan küçük çaplı dronelar, Teneke'den yaptığı bilmem şeyler ya da İsrail'den aldığı küçük çaplı füzelerle. Şey yani devasa bir ordu, Orta Doğu'daki dördüncü büyük orduyla yani ordu bile sayılmayacak bir yapıyı yenememesi gururuna dokunuyor ve çok kötü havası bozuldu İsrail'in. Ben bunu iki olaya bağlıyorum. Bir 2009'da Van Minute'le Erdoğan Türkiye'de İsrail'e dokunulamıyordu. Onu bozdu. Siyaseten söylüyorum. İsrail'e eleştirenler çoktu. Bu olayda Hamas'ta İsrail'in askeri anlamda, istihbari anlamda bütün fiyakasını bozdu. Bunu şimdi toparlamak için bakın Don Petraus'u şu an David Petraus'a girin. Mesela CBS'te iki gece evvel yayınlandı ve yerden ya yani Mossad'ın zaten zayıf olduğunu, birçok bilgiyi Amerika'dan zamanında aldığını, hava bilgilerinin tamamını Amerika'dan aldığını ama sadece insan takip etme ve zayıf insanları bulup öldürme de iyi. Yani bu şeyler de iyi. Yoksa bu olayı öngöremedi. Efendim kasıtlı yaptılar. Hı. Efendim işte Gazze. Şimdi diyorlar ki Gazze işgal. Ben söyleyeyim Gazze kalı harekatı yapabilir mi? Yapabilir. O potansiyeli var. Ama kaç tane ölü verecek İsrail? Hı. Yani diyelim ki Hamas'ın yapısı 40 bin kişiymiş. Bunların hepsi Gazze'de değil. Diyelim ki 40 bin kişiyi öldürdünüz. En az 20-30 bin de İsrail ölecek orada. Bir de oranın kamuoyu, İsrail'deki kamuoyu, öyle Amerika'daki kamuoyu, bir kamuoyu var orada. Bakın bir yıldır, iki yıldır geçen gün e, Hüseyin... Ama sen kara harekatı Hüseyin... bekliyorsun. Yani bu Şimdi riski... emin değilim hayır, emin emin misin? Değilim. Bilmiyorum çünkü ona birazdan şeyle tamamlayacağım. Demin bir, bir önceki programda Hüseyin Hocamla buradaydık. Bakın onu tekrar Birikten iyice baktım. Evet. Orduyla Netanyahu arasında iki yıldır problem var. Bakın Genelkurmay Başkanı Netanyahu'nun emirlerini dinlemedi. Bakın bir yıldır bazı emirlerine uymuyor, dinlemiyor. Yani şurayı bombalayın diyormuş, yapmıyordu. İşte ileride insan hakları mahkemelerinde yargılanırız, Lahey'de yargılanırız diye yapmadılar. Ve bu yasaya da ordu da itiraz ettiği için orduyla ile şey arasında büyük sorun var. Şimbet'in komutanı olan Ronen Bar da bunu söylüyor. Biz içeriye diyor gömüldük, Batı Şeria'ya bakmaktan orada diyor ne olduğunu göremedik. Hani orada dürüst adamlar var. Dolayısıyla da Muhtemelen bu olay geçtikten sonra birçok istifa gelecek. Şu an yapmıyorlar onu, işte bu kara operasyonu olur olmaz, hava operasyonu olur diye. O yüzden böyle bir şey geliyor. Ha bazı, işte Yahya Sin var, Muhammed Diyef, bunların hedefini belirlemiş ama bir şey söyleyeyim gene, İsrail'in yaptığı acımasızlık, bu insanların bütün akrabalarını da öldürüyor. Yani bu Hamas'ın komutanları veya önde gelen isimlerinin hiçbir olayla alakası olmayan, işte Muhammed Diyef'in kardeşini evvelsi günü öldürdüler. İşte bu e, e, Yahya Simvar'ın yine uzaktan akraba, önceden bir sürü ailesi öldürülmüştü. Şey, öldürdüler. Böyle bir e, şey durum var. Bir şey söyleyeyim. Şimdi demin söyledim ama arada güme gitti. Bir daha söyleyeyim. El Cezire'de ve El Arabiya'da gördüm. Cumartesi gün Arap devletlerin tamamı Kayre'de bir araya gelecekler. Şimdi... Şimdi bakın Edward yok, arada Güme gitmedi. Şey reklamda hep evet, reklam evet, ama hani ben kendi anlamda şey. söylüyorum. Evet. Yani Güme gitti dediğim şey orada. <laughs> evet. Bakın şimdi Edward Said'in bir lafı vardı. zirvesi diyelim. Müslümanlar, yani. Batı'da, Orta Doğu'da sürekli aşağılanıyor Batı tarafından. 2003'te ölmeden önce de bunu söylemişti. Şimdi burada bu olaylardan önce de her gün İsrail en az 2-3 kişi öldürüyordu. 2-3 kişinin evini her gün bunu yapıyordu. Haberlerde artık haber değeri bile olmuyordu bunların. Yani bakılıp geçiliyordu. Ne zaman ki bu olay patlak verene kadar. Kudüs'te mahkemelerde bakın bunlar yayınlandı şeyde. Mahkemeye gidiyor insanlar. Evini, arabasını, yurdun her şeyini alıyor, kovuyor. Mahkemeler de onlardan yana. Yani şimdi medyaya bakalım. Görüyorsunuz işte ölü 50 tane ölü bebeğin kafasını kopardılar bilmem ne ve utanç medyasıdır. Batı medyasında bazı isimler haricinde New York Times'tan alın, ...başının Post'tan Der Spiegel'e kadar ki bugün o Bild gazetesi Erdoğan'ı da işte Hamas'a destek veriyor bilmem ne diye eleştirmiş. Yani her gün yalan haberler. Demin senin söylediğin CNN'de o bebekle ilgili haberi yapan sonradan özür diledi. Ama çok ciddi bir şekilde ırkçılık hem Müslümanlara hem Araplara korkunç, korkunç seviyede ve bu şeye gidiyor. Ama bir gelişme var. Sosyal medyanın gelişmesi bence çok iyi bir şey oldu. Her ne kadar Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg Filistin yanlısı bir sürü şeyi engelliyor. Hakikaten bir tweet atın mesela şey pardon bir şey atın Facebook hemen çekiyor ama Elon Musk öyle değil. Yani orada Allah var. Ona da teşekkür etmek lazım. Mesela Thierry Breton Avrupa Birliği komiserinin uyarılarını dinlemedi. Burada dedi Filistinler de olacak dedi. Ve oradan yayılıyor. Bakın öyle bir şey ki yani İsrail oransız güçle masum insanlar, zaten bugüne kadar on binlerce insanı katletti, öldürdü çocuğu. Yani Hamas'ın delbete sivil sivilleri öldürmesi kabul edilemez ama onların yaptığı onun yaptığı eşit bir şey değil. Yani insanların evini, yurdunu al, toprağını genişlet bilmem ne yap. Ondan sonra da ve haksız bir şeye geliniyor. Ben şöyle çok uzatmadan bir iki şey daha söyleyerek tamamlayayım. Dün akşamki bence John Biden'ın en önemli dediği şey iki devletli çözüm. Olmadan barış gelmez dedi. Bakın Bence dün akşamki en önemli açıklaması oydu. Bizlerin de söylediği yani bütün Müslümanların başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin <laughs> devletine batı evet <laughs> demediği süreci olmaz. Buna 95 yılında Yasir Arafat'la İzak Rabin zamanında imza atıldı Kemp David'de. Ama İzak Rabin fanatik bir Yahudi tarafından Mossad eliyle öldürüldü. Ondan beri de kimse bu işe gel destek vermiyor. Bu olmadan yani Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da şey gelmez. Bakın bu olay olduğunda yani Hamas saldırı başlatıp... İsrail oransız güç kullanıp masumları öldürmeye başladığında bin Selman ilk aradığı kişi İran Devlet Başkanıydı ve dün işte Washington Post yazdı sabah paylaşmıştım... Anthony Blinken'ı 4 saat bekletiyor, akşam Selman. sabah evet bin Selman'la sabah görüşüyor ve biraz da ters davranmış ona yani bu yaptığınız insanlığa sığmıyor anlamında e, söylemiş. Bakın Sisi. Bin Nahyan, diğerleri de İsrail'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ve Müslümanlar da bakın dünyanın her yerinde Müslüman olsun olmasın. Kamuoyu, mesela Amerika'da eskiden 80'e 20 olurdu kamuoyu, 70'e 30 şimdi yarı yarıya. İnsanlar İsrail'in yaptıklarından ciddi bir şekilde rahatsız, oransız güç kullanıyor. İlk zaman tamamen İsrail'i destekleyen Hollywood yıldızları bile geri adım atıyor. İşte düşünce kuruluşları bile aynı şekilde ve... Burada yani bu sosyal medyanın gelişmesiyle İsrail'in yaptığı haksızlık görülüyor. Ben karar harekatı yapılmaz demiyorum ama eğer yaparsa e, İsrail'in kendi Vietnamı olur bu. Çünkü Müslümanlar artık iş buraya geldi Hülya. Yani insanlar artık yani burnundan soluyor. Çünkü her gün çoluk çocuk katlet, vur öldür, suyunu kes kazını kes. Ne kadar? Ursula von der geçen sene 10, 18 Kasım 2022 Rusya'nın yaptığı elektrik su kesme war crime savaş suçu diyor. Yani İsrail yapınca şey İsrail kendini savunuyor diyor. Kabul Dolayısıyla edilen, siyasi olarak da öyle. Aynen yani bunu kabul etmenin altında da o kadar anlamsız şeyler var. Şeyi söyleyeyim. Bakın Mossad şeyi söyleyeyim. 40 bin kişilik gücü var <laughs> e, Hamas'ın deniyor. 10 binle 40 bin arası en son 40 bin. İsrail'in 173 bin silahlı askeri var. 465 bin yedek askeri var. Bu 465 bin yedek askerin 300 binini Yom Kippur'dan bu yana 1973'ten beri ilk defa bakın 50 sene sonra askere çağırdılar. Bu hiç olmuyor. Bu da İsrail ordusunun ne kadar çuvalladığını, Mossad'ın e, çuvalladığını ciddi bir şekilde gösteriyor. Ben Arapların, Müslümanların, Türkiye'nin, işte Çin'in, ki Çin eskiden beri Filistin'i destekler hep. Bu olay artık bence buraya geldiği için bir yerde duracak. Hı hı. Bu kara operasyonunu Amer Amerikan medyasına göre söylüyorum. Pentagon durdurmuş yani Pentagon böyle bir operasyon yapılırsa bunun Müslüman dünyada Irak savaşı gibi Amerika'nın presici zaten et, o, çok değil iyice dibe vurur bu bizi çok etkiler o yüzden kara operasyonu yaptırmayın diye ayrıca e, İsrail ile bütün ilişkiler böyle bir şey olursa Mısır, e, Kuveyt, Katar, e, BAE hepsi bu ilişkileri askıya alırız dondururuz ve genişletmeyiz çünkü İbrahim anlaşmaları yeni yapıldı Hatırlatalım İran'da mesela hani bunu bu işin arkasında İran var deniyor. Şimdi ben İranlı yetkililere bakıyorsunuz pek sahiplenmiyorlar. İşte Mahmuud Abbas ele, o da eleştiriyor, İran da eleştiriyor. Sağ 8 milyar dolar BAE'nin İran'la anlaşması var. 6 milyar dolar Suudi Arabistan'la anlaşması var. Dolayısıyla da bu hani İran'ın ben böyle bir şey yapabilir mi? Yapmaz demiyorum ama bir delil yok ortada evet. ve sahiplenen de yok. Biden'a o 60 dakika programında soruldu bu. Ben çok dikkatli dinledim. E siz dedi bu işin arkasında Speaker İran'ın olduğunu düşünüyor musunuz?" dedi. "İstihbarat bir size gösteremem." dedi ama "şu anki bilgiler hayır." dedi. Bakın bu çok önemli. Yani bu yani İran'ın bu işin arkasında olduğu dolayısıyla bu şey durduruldu. Ama Netanyahu'nun öyle bir açıklaması yok. Netanyahu, Netanyahu özellikle hu, diyor yani "Biz ve İran'a aynı hataları tekrarlamayın irademizle söylüyorum." Ehud de sınamayın. Olmert'ten bakın evet. Ehud Olmert'ten Ehud Bara hepsi Netanyahu'nun bu işi götüremedi. İşte bu yargı reformu, orduyla olan bürokrasiyle olan kavgaları çok ciddi bir şekilde oluyor. Teşekkür. Bir bilgi daha son bir AK Partili ilgili bir şey söyleyeyim. Bugün bir AK Parti vekilden öğrendim. Hani Hakan Bey bu gizli bir sunum yapmıştı ya. Oraya AK Partililerin hepsi bütün milletvekilleri Filistin atkılarıyla gelmişler, içeriye girmişler. Ben bunu bilmiyordum. Bugün bir milletvekili arkadaşımı söyledi. Bana hepimiz dedi şeyle girdik bir tek şey. Bu da Önemli bir destek anlamında önemli bir bilgi ama Tayip Bey'de dikkat edersen bence yumuşak konuşuyor. Bazen sertleşir gibi yapıyor ama tam doğruya kadar gelmiyor yani hani dilin ucuna geliyor bazı şeyler yapmıyor. Bundan sonraki süreci görmek lazım. Yani olayları kesilmek kolay değil ama İsrail böyle bir şey başlatırsa kendi Vietnam'ına sürüklenir.